Merhabalar, Hayat ve Hakikat'in yeni bir bölümüyle tekrar birlikteyiz. Yine her zaman olduğu gibi Feridun Yılmaz ve Ahmet Demirhan'la birlikte programı yürüteceğiz. Ama bu sefer konumuz Ütopya. Evet, Ütopya hocam bir nevi geleceği bugüne çağırmak mı? Yani böyle bir açılışta topu size atayım. Bakalım nereye doğru gideceğiz? Ee, genelde anlamında onu içerirler yani e, gelecekteki ya da e, ne diyelim e, varsayılan bir gelecekteki e, bir e, düzeni bir e, ne bileyim hayal hayal kurulan bir şeyi bugüne çağırmak denir de şuradan başlayalım hani eskiler e, bir şeye başlarken biz bunu genelde bütün programlarda yapıyoruz ama bugün adını koyarak gidelim hani eskiler derler ki bir kelimenin Önce bir e, lügat manasına bakalım, sonra silah manasına bakalım. Biz önce bir kelimenin lügat manasına, sözlükte nasıl geçtiğine bakalım. Sonra da kavramsal çerçevesinin nasıl çizilebileceğine bakalım. Bu yolla da geleceği bugüne çağırmak mümkün mü değil mi e, bir test edelim derim ben. Şimdi aslında bir topya bizde olmayan bir kelime, Türkçesi yok. Dolayısıyla biz olduğu gibi Batı dillerinden, Yunancadan almış kelimeyi almışız. Kelime manası ama çok ilginç. Olmayan yer demek. Yani... E, 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 ...bir yer var... ...ama bu yer yok. E, nasıl tarif edebiliriz bunu? O yerin yerde yeri yok. Yani ütopik olan bir şey... ...olmayan bir yer olarak... ...yerde yeri yok. Bence gökte de yeri yok. Yerde, olma arzda olmadığına göre. Gökte de yok. Eee... Belki, hani Kaf Dağı'nın ardında bile yok. Hani bizim türkülerde geçen Karlı Dağın ardı denir ya, onun ardında da yok. Öyleyse kavramsal olarak bu olmayan yer ne içeriyor? Ee, şöyle kısaca tarihine baktığımızda işte e, Platon'un Atlantis efsanesinden başlatılır genelde. Ama uzunca bir süre bu, bu hani... E, Atlantis efsanesinin ne içerdiğine dair bir takım tartışmalar Platon'un yine devlet teki o devlet görüşüyle birleştirilerek ileride ya da hayalde ideal bir düzen, idilistik bir düzen biçiminde bir kurgu olarak düşünülmüş. İlginç bir şekilde aslında felsefenin konusu olmaktan ziyade de edebiyatın konusu olmuş. Ee, ya elbette felsefe ütopyaları konuşmuş, tartışmış e, efendim. Özellikle e, Rönesans döneminde e, hümanizmle bağlantılandırılmaya çalışılmış ama bunların arkasına baktığımızda da çok da em, o hümanizmi taşıyacak bir içerikte olmadığı da başlangıç itibariyle en azından görülmüş bir şey. E, kastım Thomas More'un Ütopya kitabı. E, genelde işte şey e, hümanist bir dönemin, Rönesans'ın e, başlangıcını müjdeleyen bir kitap olarak sunulur. E, ben hani o kavramın e, içerdiği paradoksları göstermek için, bir olmayan yer olduğunu göstermek için e, Thomas More'un gerçekten bir hümanist olup olmadığına dair de bir iki örnek vereceğim. <laughs> Thomas More'un kitabında bildiğimiz üzere işte bir, bir, bir seyahate çıkar kendisi, Belçika'da biriyle karşılaşır. O çok gezen biridir. Gezdiği bir yerlerde e, mutlu bir ada e, gördüğünü ve bu adada düzenin nasıl olduğunu işte monarşi üzerine, efendim yasalar üzerine, oradaki insan ilişkilerinin nasıl olduğu üzerine bir tasarı çizer ve bu e, hani o olmayan yerin e, oldurulması mümkün olup olmadığı konusunu da ilerki aşamalarda bir gelenek oluşturur. Fakat ilginç olanı şudur, ee, Thomas More, e, efendim, hani böyle hümanist olacak bir kişi, karakter değil. Bir defa daha yeni yeni papalıktan kopmaya çalışan e, ve zaten bu nedenle buna itiraz ettiği için hapse giren Thomas More, katoliktir. Kendi bedenini, hani idilistik bir beden, insanların mutlu olacağı düşüncesi içinde bir yer tasarlarken... Kendi bedenine katolik olduğu için eziyet etmekten hoşlanır. Kendini kırbaçladığı söylenir eziyet. E, kendi bedenini eziyet etmek için. Ya da e, efendim bedenini rahatsız etsin diye batan giysiler giyer. Böyle tuhafta bir şeydir. Biliyorsunuz e, işte bilmem kaçıncı herinin ad, kaçıncı olduğunu hatırlamıyorum. E, evlilik e, katolik bir eşinden ayrılıp efendim başka biriyle evlenmesine ve kendisini burada başlayan tartışmalarda kendisini bu, bu kralın kilisenin Anglikan Kilisesinin başı ilan etmesine itiraz ettiği için de görevinden alınmış hapse atılmış ve sonra idam edilmiş birisidir. Dolayısıyla Thomas More'un hayatıyla ve aslında fiilen yaşadığı ve sahip olduğu görüşlerle ütopyada dile getirdiği görüşler acayip tersidir. Ee, hani kavramsal olarak Ütopya'yı nasıl tanımlarız dersek o olmayan yer, kelime anlamı, lügat anlamı aslında e, olmayacak bir insanın olmayacak bir hayali olmayacak bir şekilde kurması biçiminde tanımlanabiliriz. Yani Ütopya'ya ilk başlamamız gereken nokta bu. Evet. Ben yani şunu da söyleyeyim. Çünkü en azından bu, 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 bu turdaki sözlerimi bitireyim. Ben Ütopya'nın ne olduğunu şahsen hiç anlamış değilim. Üzerinde çok çalışsam da. Ee, niye? Ee, belki Ütopya'm olmadığından ama hem bizim geleneğimizde hem de örneğin bende ne var? Bence ütopya ne kızıl elma var. Bunun hmm. ikisini birlikte düşünmemiz lazım. Evet yani şimdi müslüman adamın ütopyası zaten <laughs> olabilecek bir şey değil. Ama şöyle bir şey var. Şimdi bu ütopya kavramını aslında tam hmm, Platon'a kadar götüren, devletin de aslında bir ütopya olduğunu söyleyenler var da. Ütopya bir taraftan da artık yani iyice sıkışmış olan modern insanın yani bir nevi cenneti seküler dünyaya, bu dünyaya çağırmasıyla alakalı bir şey. Aslında bir eleştiri de değil Ütopya. Yani eleştiri çünkü hani değişime açık bir kavram. Eleştiriden daha ziyade yeni olanı, bambaşka olanı, hiç burada olmayanı bir şekilde buraya getirme. Yani hani o bambaşka olan işte bir nevi cennet yani bir taraftan. Yani öyle bir şey ki Ütopya'yı tanımlayanlar bazıları diyorlar ki Ütopya aslında bir gündüz düşüdür. Gündüz düşü dediği değil, Hristiyan teolojisinde aslında vahiy. Yani seküler bir vahiy aslında bir taraftan da Ütopya. Böyle işte yani ama ama neye karşı? Neye karşı diye düşündüğümde ben Ütopya'nın daha çok herhalde ölüme karşı olduğunu düşünüyorum. Yani ölüme karşı bir umut çabası aslında Ütopya. O seküler Hümanist Batı zihin dünyasında yani ölüme karşı sanki bir, bir 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 umut arayışı bir şekilde hani bir bir nevi dinlerin ona vermediği umudu başka bir düşle bir gündüz düşüyle kendisinin çağırdığı bir şeymiş gibi geliyor bana hocam ne dersin? Yani tanımlaman gayet yerinde ama. Ütopya peşinde koşanlar, modern dünyada ütopya peşinde koşanlar ki oraya ait bir kavram yine her zaman olduğu gibi düşe itiraz edebilirler sadece özünde demek istediğin çok aşikar da Ütopya'yı belki de hani ütopya ve ideoloji diye de bir kitap var hmm, abi evet, şu evet. Mannheim onunla birlikte düşünmemiz gerekiyor evet teolojik zemini olan ama o teolojik zemini bir biçimde açtığını düşünen insanlığın oradaki ifadem bence çok yerinde. Bir tür ölümü unutma denemesidir. Çünkü hümanizmin kendisi Ahmet Hoca'nın kullandığı kavramdan daha felsefi haliyle şimdi hümanizmi kullanıyorum. O o sınırla kullandığı haliyle. o felsefi anlamda hümanizmin kendisi insanın ölüme doğru bir varlık olduğunu unutmakla yola çıkar. Ha bunun potansiyeli nasıl gerçekleşecektir? Bilimler eliyle mi olacaktır? Filan bir gelecek ufkuna atılır oradaki tasavvur ama nihayet alttan alta bu her zaman mevcuttur. Ee, doğmuş, yaşamış ve ölmüş varlıklar ya da yaşamaktayken ölecek olan varlıklardan ziyade e, hali hazırda hayatta o insanlık denen genel evrensel kategorinin e, daimili üzerine bir kurgudur. Ama o insanlık denen genel kategorinin mevcut pratikteki işleyişine bakarak da o pratikteki işleyişteki bir takım sorunları e, aşabilecekleri ve sonunda ölümünde olmayacağı ama ölümün olmamasının yanında ütopyanızın sınırlarına bağlı olarak çalışmanın da olmayacağı, yani zahmetin olmayacağı, bölüşüm kavgasının olmayacağı, e, artık e, o modern düşünce yelpazesi içerisinde insan tanımında temele neyi yerleştiriyorsanız, öz itibariyle hepsi aynı şeyi söyler ama temele neyi yerleştiriyorsanız herkesin o yerleştirdiğiniz şeye ulaşacağı bir, bir evet dünya cenneti tasavvurudur. Düşe itiraz, itiraz ettikleri gibi dünya cenneti ifadesini de haliyle itiraz edeceklerdir. Lakin modern zamanlar başka bir şeyle daha bizi tanıştırmaya başladı. E, Ahmet Hoca'nın haklı olarak söylediği gibi felsefi terminoloji, ütopya kavramını kendi bünyesinde çok da tutmamıştır. Çok da sevmemiştir diyelim. Şey, felsefi düşüncenin o iç kulvarlarının e, dışına taşan bir yönü olduğu için daha çok edebiyat, gene olarak sanatlar diyelim, filmler e, günümüz için e, görsel sanatların da ilgi alanına doğru girmeye başlamış ama yola koyulduğu, modernitenin yola koyulduğu bir tür ölümsüzlüğün olduğu, dünya cennetinin gerçekleşeceği ne dair bir umudun peşindeki yolculuk en nihayet 20. yüzyılın son çeyreğiyle ve içinde yaşadığımız zamanla birlikte başka bir takım güçlü işaretler vermeye başlamıştır ve Ütopya kendisi aslında olumsuz. Topya'nın, topolojinin önüne bir şey koyuyor olumsuzluk eki koyuyor. Şimdi bir de distopyası bunun var malum ve yine felsefi terminoloji de daha az ama edebi ve görsel sanatlar aleminde daha çok olmak üzere işte çokça distopik metinler, romanlar, filmlerle filan karşı karşıya kalıyoruz. Bunlara baktığımızda Ütopya'nın gerçekleşme ihtimalinin asla olmayacağını bize söyleyip ama yine Başka tür bir ütopyanın, olumsuz bir ütopyanın vuku bulacağı bir yere doğru insanlığın sürüklenmekte olduğuna dair yer yer kaygı dolu, yer yer uyarı dolu bir takım işaretler barındırıyor bu metinler. Yani Lakin, öyle denebilir, evet. kestim cennete karşı e, kıyamet. Bir tür kıyamet. Ama normalde yine felsefi terminolojide eleştiri kavramını kullandın ya hocam, Distopya'nın muhtemel ütopya, ütopyanın imkan sınırlarını işaret edip buna karşı insanlığın dikkatli olması yönünde bizi uyardığını düşünebiliriz felsefi terminoloji içerisinde yani eleştiri görevini yerine getirdiğini söyleyebiliriz. Benim kanaatim ise özü itibariyle her ikisinin de ütopyanın da distopyanın da e, aslında aynı yerden beslendiğini ve aynı şeyi bize söylemeye devam ettiklerini Düşünüyorum. Nasıl ki ütopya olmayan bir yer ve bizlerin düşünme tecrübesinin içerisine girmeyecek bir şeyse, distopya da benzer bir e, zeminde yer almaktadır. Ha distopya'nın muhtemel işte bu teknolojik evrenin gidişatıyla alakalı uyarıcı bir takım unsurları varsa bile, e, o unsurların kendilerinin ee, bize daha esaslı bir düşünmenin imkanlarını açmak yerine yine insan eliyle e, bir takım Ütopya'nın kapılarının aralanabileceğine ilişkin ön hazırlığa bizi zorladığı kanaatinde mi? Yani e, şimdi yani bu bir nevi batı dünyasının değerlerini kaybetmiş olan insanının aslında e, bir taraftan da e, Ütopya ee, bir nevi ona bir, bir, bir umut taşılıyor. Bir, 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 şekilde aslında Ütopya'ya eğilimli olması biraz da aslında o umutun peşinde koşmasıyla alakalı. Mesela bu bu lohta var mesela Ernst Bloch'ta. Yani o diyor ki yani aslında bu umutu diyor yani dinlerin yerine koymazsak yani bir şekilde o boşluğu doldurmazsak aslında o gelecekteki insanın gelecek kaygısındaki boşlukları doldurmazsak demek istiyor bence. Ee, ve bunu da aslında ütopya dolduruyor. Yani biz aslında insanlara hiçbir şey vaat etmiş olmayacağız. Hiçbir şey söylemiş olmayacağız. O yüzden gerçekten yani bir nevi bu nihilist dünyadan e, kurtulmamız için bu boşlukları da doldurmamız gerekir diyor. O yüzden mesela bazıları için belki deli saçması denilen kocaman umut ilkesi diye kitap yazmış. Bence bütün kitapta neredeyse o dinin boşluğunu doldurmaya çalışıyor gibi gel, geldi bana e, Ensblo. Yani bu, bu bir taraftan da şöyle bir şey yani sabırsız insanın yani sabır yani mesela Ütopya hani Hz. Musa'nın vaat edilmiş, edilmiş topraklarına belki bir şey atıf yapıyor ama mesela Hz. Eyüp'ün sabrına hiç atıf yapmıyor. Yani sabırsız olan insanın bir nevi kıyameti ya da cenneti kıyameti çağırması distopya ama cenneti çağırması da işte ütopya olarak söylüyoruz ve genelde her cennet çağrışı veya her cennet yani cennet çağrısı aslında insan eliyle olunca nedense bu ütopyalarda hep bir cehennem gelişiyle bitiyor. Yani Faust'ta da mesela benzer bir şey var. Yani onun da mesela bir cennet çağrısı var ama o da aslında cehennemle bitiyor. Hele hele şimdilerde bilimin ve özellikle bilim kurgunun o işte teknolojik gelişmenin artmasıyla birlikte bu kıyameti zorlama herhalde e, ütopyaların neredeyse birçoğunu distopyaya dönüştürmüş durumda. Yani artık yani e, peki insanda insanda bu kaygı kaygı mı doğuruyor? Yani bir anlamda geleceğe dair kaygı mı doğuruyor ütopyalar hocam? Böyle insan zaten doğal bir eğilim mi ütopya görmesi ama siz de dediniz ki ben ben, ben ben ütopya ütopya. Yani şöyle, şöyle. Yani ben de bir doğal eğilim yok diyorsunuz aslında. Ya tabii ki ben çok böyle belki hani hayal kurabilir insan ama <laughs> ütopiyi tasavvur edecek kadar bence aklını ziyan etmemeli. Yani bunun altını çizelim. Sorunu iki boyutuyla birlikte düşünmek lazım. Aslında Ütopya'yı konuşurken biz sadece bir geleneğin diyelim ki Batı geleneğinin kendi içinden gelen ee, bir e, olmayan yer tasavvurlarını konuşmuyoruz. Ütopya ile aslında hani solu konuşacaktık. Solu ne üzerinden konuşalım dedik? Ütopya kavramı üzerinden konuşalım. Hı hı. Ya yani devir Devrim. nasıl Ütopla. konuşmuşsak. <laughs> Mesela şöyle şeyler karşıtı. Demin Thomas More hakkında bir şeyler söyledim. Ee, i̇şte kendisinin çok koy, koyu katolik olduğunu, ama e, Platon'un devleti gibi, ondan esinlendiği de söylenen. Biraz da Atlantis. ...efsanesi, Platon'daki... ...Tomayos'la geçen Atlantis efs efsanesi üzerinden... ...bunu bir ada üzerine inşa eden bir şey... E, kur ...kurguladığını söyledim. Bu nedenle zaten hani sol geleneğin çok ideal... ...belki e, daha devrimde konuşurken üzerinde konuştuğumuz o... ...zorunluluk neticesi insan o cenneti burada yakalayacak... E, ...havasını veren o olmayan yerin... ...genelde bilim kurgudan önce... Ee, ...ya da ne bileyim 20. yüzyıl 19. yüzyılda başlayan o distopyalardan önce... ...genelde ada teması üzerinden kurulduğunu görürüz. Yani Çünkü işte, ada yalıtık bir yer yani. Evet hı hı. E, ama burada ada ada e, gelmesinin mesela yine e, ıslah kavramına e, geçmeden önce... ...sözlük kavramına bakarsak İngilizce'de de acayip bir değişiklik olduğunu görürüz. Bu İngiltere'nin yükselişiyle de alakalı bir şey. Hı. Yani hani e, Carl Schmitt'in arada bir söylüyoruz ya, e, hani kara ve denizde, e, ya bu e, koyun çobanları nasıl denizin çocukları oldular? Sorusunu içeren ya da Amerika için bu e, sığır çobanları nasıl birden e, işte havanın da egemenliğini eline aldılar? Sorusu eşliğinde söylenebilecek bir bağlamı da olduğu bir dönüşüm yaşıyor aslında kelime İngilizce'de. Yani... Biz şimdi ada dediğimizde neyi düşünürüz? Etrafı sularla çevrili kara parçası. E, e, Türkçedeki anlam bu gerçekten. Ama e, ada kelimesinin hepimizin de bildiği gibi bir parsel anlamı da var Türkçede. Hı, evet. Yani kara içinde kara. Çevrilmiş bir yer. Ama İngilizcede bu yok. Bu daha sonra kazanıyor. Aslında İngilizcedeki ilk anlam e, suluk arazi demek. Yani bataklık. E, o kelime de zaten Ireland kelimesine bakarsak içinde land, land eki var ve toprak demek. Yani sulu toprak demek. Dolayısıyla sulu toprak tıpkı deniz e, şeyin e, koyun çobanlarının denizin çocukları olup bir aday hayali etrafında kendi hayallerini efendim e, toplum hayali gibi edebi biçimlerde ee, Sınmalarının neticesi aslında bu sulu toprağın yani bataklık şeyin etrafı sularla çevrili kara parçası biçiminde İngiltere'nin bir ada olarak tasavvurlu örtüşen bir tarafı var. Aynı şey Amerika için de söyleyebiliriz. Amerika koskoca bir kıtadır aslında. Ada gibi bir kıtadır. Yalıtıktır. Yani e, bu yalıtıklığının da e, nimetlerini çok görmüştür. Dolayısıyla ada fikrinin, e, e, ada kelimesindeki bu değişiklikle beraber, ada fikrinin o yalıtık olma, izole olma düşüncesi, e, ütopyayı besleyen bir düşünce. E, ve yani ilginç bir şey de, mesela bir literatüre bakarsak, bizde de öyledir. Örneğin, e, Mina Urga'nın e, ya da, efendim Akşit Gök Göktürk'ün Gök, ada üzerine çalışmalarına ya da Thomas More üzerine çalışmalarına bakarsak Thomas More sanki ilk sosyalist gibi sunulur. Katolik bir adam. Efendim e, aslında katoli, katolik, düşün, inançlarını inatçı bir şekilde, sabırlı bir şekilde senin söylediğin evip sabrıyla e, savunan biri olduğu için idam edilen bir adam aynı zamanda ilk sosyalist olarak savun, düşünülüyor. Bence bu, bu bağlamda ada fikrinin o sulak araziden, bataklık araziden etrafı kara, e, sularla çevrili kara parçasında dönüşümü e, daha sonra bunun işte moncularla efendim e, benzeri bir takım e, yani sosyalist düşüncedeki sosyal bilim, beşeri bilimcilerle birlikte kazandığı ivme e, biraz şeyle birleşiyor. O, 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 yani bir toplum idealinin nasıl olması gerektiği fikriyle birleşiyor ve ütopyalar doğuyor. Evet. A, hani anlamıyorum ben ütopyanın gerçekten ne olduğunu anlamıyorum ama literatüre baktığımda böyle anlatabiliyorum. Evet. Yani tabii bir ada pazarlı olarak evet. bu adayı bizim adayla hiç alakası olmadığını da söylemek evet. lazım. Bu ütop e, kavramın bir bir de hani düşünce tarihi içerisinde Marx'ın hemen öncesi hatta onun da çağdaşı bir kısmı. Ütopyacı sosyalistler dediğimiz hı hı. ya da Marx'ın da ütopyacı sosyalistler dediği hatta ironiyle kullandığı bir, bir, şey de var. Sosyalizm fikrinin bir teorik çabayla daha çok pratik uygulama örnekleriyle çıkar karşımıza ama işte zayıf da olsa. Libertanya'da komünel bir takım uygulamalar. Ha, teorik, mesela. teorik gayretleri de içerir ama ağırlıklı olarak şeyler işte Robert Owen'lar filan Furiye öbür tarafta Fransa'da karşımıza çıkan bir versiyonu var. Malum hani illa anlayacaksak o da işte mevcut terminoloji içerisinde buradan bakan bizlerin aklına yatan tek kısmı şurası. Bunun için bir ütopyaya ihtiyaç var mıdır? Orayı galiba orası yine bize kapalı olmak kaydıyla malum hikaye bilinir. İşte sanayi devrimi yüksek refah üretiliyor. Bu yüksek refah, refahın bölüşümü Tabii cihazda kavgası çıkmıyor. Politik ekonomi oradan doğuyor malum. Bir bölüşüm gerçekleşiyor hakikaten. İşte sermaye sahipleri faiz, karı alıyor. Toprak sahipleri rantı alıyor. İşçiler ücret diye bir şey alıyor ama çok düşük bir şey alıyorlar. Bir pay alıyorlar. Geçimlik ücret düzeyi adı altında. Fakat yüksek refah var. Ve Londra sokaklarında, Manchester sokaklarında sefalet kol geziyor. Bunu edebi metinlerde görürüz. İlk tarih metinlerinde çokça görürüz. Birçok kültürel o dönemi tasvir eden şeyde unsurda bunu rahatça görürüz. O kol gezen sefaletin doğurduğu toplumsal gerilimler de var. Bir kısmı o toplumsal gerilimi bir miktar yumuşatmak için ama önemli de, önemlice de bir kısmı madem yeni bir şeyle karşı karşıyayız bu kadar da refah üretiliyor. Bu refah bu kadar adaletsiz bir biçimde dağıttığına göre bu sistemin dönüşmesi gerekiyordan kalkarak o dönüşümün nasıl olması gerektiğine ilişkin ilk, ilk saldırdıkları yerlerden bir tanesi mülkiyet kavramıdır. Yani toprağın içerisindeki ada, pafta işte anlamında mülkiyetin kendisinin güvence altında olduğu bir politik rejim ya da toplumsal düzenin aslında bunun müsebbibi olduğundan çıkılır. Ütopyacı sosyalistler hakikaten ütopya kelimesinin gündelik dilde bir kullanım tarzı vardır malum. Abi çok ütopik konuşuyorsun filan dediğimizde olacak hiç iş değil işte öyle. Konuşuyorsun anlamında bunu kullanır. Ama, yani ama, ama bir taraftan da ütopya çok rasyonel bir tasarı aslında. Ba, e, çok rasyoneldir ama çok da ütopiktir. Evet. Ütopyacı sosyalistler evet. anlamında alırsanız hani az buçuk o düşünce tarihindeki ...yeri bilinir. Bir akıl yürütmeyle alakalı. Yani şey örneği hatırlatalım o New Lanark'ta Robert Owen malum bir tane küçük kasaba üretim birimi e, oluşturuyor. E, enteresan hakikaten aydınlanmanın o aklın coşkusuyla tasarladığı ütopik küçük evreni o kasaba... ...New Lanark kasabası İskoçya taraflarında <laughs> e, o denli bir etkiye sebep oluyor ki yani ta... Çarlık Rusyası'ndan bir takım prensler de orayı ziyaret ediyor. Avrupa'nın kamusal entelektüel aleminde müthiş şeylere sebep oluyor. Bir rivayete göre 20 bin küsür kişi falan o dönemin ulaşım koşullarını hesaba katarsak burayı görmeye gidiyor. Garip bir dinsel bir coşku var hakikaten Hı, biraz orada. Biraz da aslında. Evet. E, kavramın böyle bir cidden ...bölüşümle alakalı kaygıları kısmını anlayabilsek bile... ...bize kapalı kalan bir tarafı var. Rasyonel mi? Rasyonel. Çünkü bayağı hesap kitap sonucunda çocuklar çalıştırılmayacak... Evet. ...işte e, mülkiyet olmayacak üzerine epey bir hesap kitap var ortada. Hı hı. Ama son derece de ütopik. Her rasyonel olan realize edilebilir olmayabiliyor. Evet abi şöyle bir şey. Mesela Marx'ın daha öncekiler ütopist sosyalist e, sosyalist demesi aslında biraz kendi tasarımını tarihsel zorunluluk olarak görmesiyle alakalı. Yani yani o, o, onun onun bir bir nevi aslında komünist toplumu zaten kapitalizmin kendi iç çelişkileri gereği tarihsel bir zorunluluk. Ötekiler ise yani daha öncekiler ise ve daha evrensel ah, ölçüye taşınabilir tabi, görmesi. Mesela Abi. daha öncekiler ise bir şeyi aslında hayal ediyorlar. Yani ona göre bir şeyi bir şeyin olması aslında rasyonel olarak tasarlıyorlar bir, bir taraftan da. Hani bu gündüz düşü dedim o daydream dedikleri şey işte o Hristiyan teolojisinin aslında biraz vahiyle de çok alakalı bir şey. Ama bir taraftan da o düş aslında rasyonel bir düş. Hani bir akıl yürütme aslında bir taraftan da baktığımızda. O yüzden mesela Manhay bir, bir nevi bir post Marksist olarak işte ideolojiyi bir yanlış bilinç olarak görüyor ama Ütopya'yı gerçekçi bir gelecek olarak görüyor. Yani ütopyanın bir de bir nevi aslında e, o gerçekçiliği de bence rasyonelliğinden kaynaklanıyor. O rasyonel tasarımından o da kaynaklanıyor. Burada şey ideolojiyi yani. gerçekliğin üzerindeki örtü gördüğü için. İdeolojiyi evet. kaldırsak ortaya gerçeklik çıkacak. E, o, o da ütopya aslında baktığımız zaman yani böyle bu anlamda aslında ütopya'ya olumlu bir anlam e, yüklediğini söyleyebiliriz baktığımızda. Ama bir taraftan da işte <laughs> Ütopya'ya bütün olumlu anlamların Ütopya'yı getirdiği yerde aslında insan eliyle kurgulanmış ve bir nevi aslında yine insana büyük bir kaygıya doğru sevk eden kıyamet. Kıyametin bir şekilde çağrılması oluyor. Distopyalar oluyor. Özellikle teknolojinin yarattığı kaygı herhalde çok büyük yani işte bir hastalıktan kaynaklanan uzaydan gelen bir araçtan kaynaklanan ya da başka bir şeyden kaynaklanan bir kıyamet ve kıyamet sonrasının tasarımı sanki yeni ütopya oldu yani Kıyamet sonrasında nasıl yaşayacağız Kıyamet sonrasında hala nasıl var olacağız Bu da aslında bir taraftan da ütopyanın ölümle bir hesaplaşma olduğunu gösteriyor gibi Ne diyorsunuz bilmiyorum bu soruya belki yine e, ada üzerinden gidebiliriz. E, belki çok ideal bir e, ütopya değil ama e, ada o ki, izole edilmiş bir toprak parçası anlatılarının en e, e, ör, en evrensel örneği olarak sunulan hatta doğayla mücadelesini e, işte e, evrensel insanın doğayı alt etme çabası olarak yorumlanan Robinson Crusoe'ya bakabiliriz. Ütopik bir şey değil. Ama Düştüğü ada ıssız bir ada ve burada her şeyi kendisi yapmak zorunda e, e, ve e, bunu yaparken de birçok şeyi belki icat etmek zorunda mesela tekerleği bir türlü yapamıyor ve icat ediyor tekrar nasıl yapabilirim çünkü e, bıçağı e, bilemesi lazım bir tekerlek e, yapması lazım bunun için çıkrıkvari bir şey yaparak tekerleği ah icat ettim diyor. Şimdi bu tür teknolo teknolojik bir takım çabalara girişiyor. E, fakat enteresan olan iki nokta var ve genelde ütopyaların hani benim de ütopyayı anlamamamın arkasında yatan bir şeyi gösterir. Şimdi Robinson Crusoe romanını biz adayla başlayıp adayla biten bir roman olarak düşünürüz. Oysa ada romanın neredeyse hani üçte ikisini doldurur. Üçte birlik bölümü de Robinson Crusoe'nun tam da e, e, demin söylediğimiz ...efendim koyun çobanlarının nasıl denizin çocukları haline geldiğini anlatan bir bölümü vardır. Enteresan şeyler yaşar burada. Gider işte efendim yakalanır, Marip'te köle olarak durur, iki yıl kalır. Sonra bir Müslüman bir çocuğu kandırır, onunla birlikte kaçar. Onu sonra köle olarak satar. Efendim böyle bölümleri vardır. En enteresan bölümü de aslında düştüğü adaya giderken Brezilya'da bir plantasyonu vardır... Sömürgecinin ilk dönemleri. Ve o plantasyonda çalışacak köle lazımdır. Bu köleyi gizlice, yani daha evvelden köle ticareti yapmak için papalıktan bir izin alması gerekiyor. Bunu da almadan, oradaki e, bir takım kendisi gibi uyanık e, çift çiftlik sahipleriyle birlikte anlaşarak, gizlice korsanlık yaparak, Afrika'ya köle... ...gidip e, Afrika'dan köle getirmek için çıktıkları yolculukta gemisi battığı için adaya düşer. Bu boyut hep unutulur. Dolayısıyla hani Ütopyalardaki o evrensel insanın işte doğayla mücadelesi, kendisiyle mücadelesi... ...ve bunları alt edip ideal bir, idealistik bir toplum yaratma düşüncesinin kendi içinde... ...Robinson hikayesinde de gördüğümüz gibi bir takım açmazlar vardır. Şimdi... Gerçekten e, ada Robinson için ideal, kendi toplumunu yaratabileceği e, bir düzeni sunar mı? E, evet bunu yaratır aslında Robinson orada. Çünkü kendi krallığını kurar. Efendim, sonra adaya gelenlerle birlikte yerlilerden Cuma'yı tebaası addeder. İspanyolları kurtarır, onları tebaası addeder. Fakat en ilginci şu, e, adaya düşmesini, İza ederken mukadderatın beni sürüklediği yer der. Ben Tanrı'ya karşı geldim. Adamın babamın sözünü dinlemedim. Onu, o bana maceraya atılma dediler. Orta sınıf hayatını devam ettir dediler. Ben onların sözünü dinlemedim. Tanrı beni bu şekilde cezalandırdı der. Ütopya'yla distopyanın o teknolojik post apokaliptik düşüncenin birleştiği yer aslında Ütopya'nın ee, bu ada temalarında iç içe zaten vardır. Fakat Ütopya'yı çok evrensel bir temanın çeşitlemeleri olarak görürsek ki göremeyiz çünkü Robinson evrensel bir insan falan değildir. Korsan bir sömürgecidir. Böyle görürsek o zaman Ütopya içindeki o distopik boyutları da kendi mantığı çerçevesinde, akılcı çerçevede görmüş oluruz. Şimdi şöyle bir şey var. Ben mesela siyaset teorisinde o siyaset felsefesinde şey var. Platon'a kadar giden aslında Platon'un devleti de bir ütopya aslında. Ama oradaki mantık bu antiklerin mantığı isterseniz bu Platon'un devleti olsun isterseniz Farabi'nin Medine fazlası olsun. Temelde oradaki mesele mükemmeli, mükemmel bir politik tasarıma doğru aslında bir istek bir arzu var. Ee, bu anlamıyla işte bu diyelim ki siyasetname geleneği de aslında yani olanı mükemmelleştirme arayışı bir taraftan da. Ee, ama Ütopya aslında biraz modernite sonrası bir durum gibi. Çünkü modern siyaset felsefesinin en temel farkı, yani bu antiklerden en temel farkı aslında e, mü, e, mükemmele ya da e, bir şekilde en iyiye doğru gidişten vazgeçerek e, olanı zaten iyi kabul edip ...başlangıçları sorgulama üzerine kuruldu. Mesela Hobbes işte toplum sözleşmesiyle aslında başlangıcı sorguladı. İşte Locke aynı şeyi. Aslında yani bu, bu var olan bu mükemmel sistem... ...yani var olan zaten mükemmel sistem... ...nasıl gerekçelendirebiliriz, nasıl meşrulaştırabiliriz diye düşündüler. Ütopyacılar ise sanki bundan sonra sonu... ...yani insanlığın bir anlamda sonunu tekrar başlangıç yaptılar. Yani... Bir nevi aslında bir taraftan da şu değil mi? Modernitenin tüke, tükenmişliğin itara, itirafı değil mi ütopyo? Yani şey olarak bakarsan evet kendi içerisinde bir kavramı kendisi iç çelişki barındırıyor. O yüzden ilk cümleye program başında girerken gündüz gözüyle gördükleri düşlerdir derken Düşe itiraz edeceklerdir. Ama, Ama bir tür de... O da akleden evet, bir düş e, zaten. Yani ben şöyle düşünüyorsun yani gündüz. Hani rüya değil o. Uh -huh. Rüya değil. Sana gösterilen bir şey değil o. Evet. E, i̇şte o ölüme doğru varlık olmayı düşünmekten kaçabilmek için en nihayet en rasyonel kurgunuzu gerçekleştirdiğinizde bile ondan kaçabilme şansınız yok. İnsan olmanın özelliği gereği ya da insan olmanın ayırt edici bir unsuru olarak ölüme doğru de. Biliyorsunuz Ütopya'nın o en mükemmel politik tasarım, toplum tasarımı hikayesinin döne dolaşa bir insan tanımına dayandığını da görüyoruz. Aslında bizim Ütopya peşinde koşan gelenekleri anlayamıyor olmamız, en azından benim anlayamıyor olmam muhtemelen buradan kaynaklanıyor. İçine doğduğumuz dünyada bir toplumsal düzene ilişkin tasavvurumuz olacaksa olsa olsa adalet etrafında düşünebileceğimiz, tecrübe edebileceğimiz ve konuşabileceğimiz bir şey olur. Bir de yazgının hakim olduğu dünyada ütopya anlamlı bir o, onu, Onun işte bir tür dışına doğru bir kaçış şeyi görürüz ama nihayet insan tanımı yüksek refah üretip bunun bölüşümüyle alakalı adaletsizliklerin aşılacağı, Neydi o meşhur ifade? Herkesin yet, yet, yeteneğince ve e, ihtiyacı kadar elde ettiği. Evet. Daha iyi bir Türkçesi vardı ama bir, bir toplum tasavvuru ne der Herkesin gücünce çalışacağı, yeteneğince ha, çalışacağı ama işte, sol düşünce ihtiyacınca şey. e, ha, ha. E, en nihayet bu bizi neye götürecektir? Yani bir organizma olarak bir insan tanımı var. O organizma üretiyor ve tüketiyor. Bundan ibaret. O üretim tüketim döngüsünün mevcuduyla alakalı bir takım şeylerimiz var. Geleneğin bir kısmı orada da şunu diyor. Mümkün dünyaların en e, iyisinde yaşıyoruz diyecektir. Öbürü de e, işte bunun daha iyi bölüştürüldüğü bir mükemmel toplum tasarımı bize vaat etmektedir. Daha iyi bölüştürüldüğü bir toplum tasarımı gerçekleştiğinde, diyelim ki gerçekleşti. Böyle bir ütopik dünyadayız. Ee, oradaki insanı bizler, bu dünya burada, Türkiye'de yaşayan bizler tasavvur edemediğimiz için bu ütopiayı anlamıyoruz. Çünkü doğan ve ölümle yazgılı olan insanlar olduğumuzu biz biliyoruz. Ee, onlar ise orada bir evren tasarlıyorlar ve, ve o evrenin insanları üretiyorlar ve yalnızca tüketiyorlar. İyi de o ütopya'nın gerçekleştiği dünyada sanatlar da olacak diyebilirsiniz. İşte bir takım estetik duyarlılıkları var insanların, duyguları var. Bunları besleyecek güçlü bir kültürel evrenleri de olacak diyeceksiniz. Neden bu ütopya düşlenmiyor olsun diyebilirsiniz. Ama özü itibariyle aslında felsefi terminolojide şunu demeye çalışıyorum. Ütopya diye, diye kurgulamaya çalıştığınız şeyin ontolojik zemini yoktur. Yani ontolojik anlamda bize bir dünya vaat etmemektedir. Bir zemin vardır. O zemin ontolo evet yine o illa ontolojik diyeceksek ins insanı organizma olarak sadece kavrayan o organizmanın basit fizyolojik ihtiyaçlarının şey yapıldığı, daha adil bölüş, bölüşüldü bir dünya tasarımıyla bizi karşı karşıya bırakmaktadır. Eşik o yüzden çok hızlı aşılır. Çünkü insanın gündelik o en basit, en yalın fizyolojik ihtiyaçlarını giderebilecek yüksek üretim düzeyini temin etmiş olsun bizim bu kapitalizm dediğimiz düzen. Bunu gerçekleştirdiğinde, bunu biraz daha adil dağıttığımızda ortaya çıkacak olan düzenin kalıcı bir sonsuzluk evreni bize sunacağının şeyi nedir? Garantisi nedir? O nasıl bir insan tasavvuruysa orada haklısın. Kurgu rasyonel ama gerçekleştiğinde o rasyonelliğin sınırlarına da varmış bir yere varıyor bu. Benzetme biraz zorlama olacak ama ben biraz Ahmet, Ahmet Hoca'nın Ahmet Hoca'nın unutma hocam başta bahsettiği olmayan yer yani bir yer ama yok hani var, var niçin var olan vardır da hiç yoktur da ki o meşhur metafiziğin meşhur sorusundaki hiç gibi mantığın sınırlarına doğru zorlayıp o sınırların dışında kalan bir dünya tasavvuru. Yani biraz sanki hani söylediğinde hani e, şöyle bir şey de var. E, yani e, insanın en rasyonel olarak kendini gerçekleştirdiği hayalinin e, oluşturduğu bir toplum düzeni. Bir hayal var. Bu rasyonel bir hayal ya da e, gündüşü. E, ama burada her şey çok rasyonel. Zaten hani ütopyaları distopya yapan da bu. E Bizim irrasyonelizmiz ne olacak? Evet. Bu korku, korku verici bir soru aslında. İçgüderim ne olacak? Hani bazen çok sinirleniyorum. Bazen öfkeleniyorum. Bazen kendimi kontrol edemez bir halde buluyorum. İrrasyonel davranıyorum. Bunlar ne olacak? Distopik filmlerde görürüz ya şöyle olacaklardır değil mi? Böyle sanki büyülenmiş gibi yürüyen kitleler gösterirler ha, bize takım, orada. Ben, işte, evet onlar evet. niye büyüleniyorlar? Çünkü e, onları da rasyonelize edecek bir takım başka mekanizmalar teknolojik olsun. Efendim e, ilaçlama yoluyla olsun, ilaç endüstrisi yoluyla olsun. Ya da işte zeka hani e, insanlara empoze edilen biraz... E, beyinle alakalı fikirlerin de ortaya çıkarttığı düşüncelerle olsun onların yatıştırılması fikri ortaya çıkıyor ki bu, fikrin kendisi distopik bir şey aslında. Ya ütop her ütopya rasyonel olmasıyla aslında robotik bir hayat yaratıyor. Yani öyle tasarlıyor zaten ki robotik hayatın kendisi de bambaşka bir distopya. Bizatihi kendisi zaten bir distopya robotik hayatın. Ama biz belki de şeyden anlamıyoruz yani ölüme doğru e akan bir dünyada galiba tek değerli zaman an. Yani geçmiş tövbe edeceğimiz bir zaman aralığı. Gelecekse dua edeceğimiz bir zaman aralığı. Yani hesabını vereceğimiz tek şey bizati yaşadığımız an aslında. O yüzden böyle düşününce veya en azından ben kendim böyle düşününce ütopya yer kalmıyor dünyada. Yani Ütopya yerine ya zaten giderek bütün bir terminolojiyi distopya kavramlaştırmasının e, işgal etmiş olması e, hakikaten bir kaygıyı da derinden bir kaygıyı da işaret ediyor. Ama batılı bir varoluş için o kaygının neşet ettiği yere dair derin düşünme söz konusu olmadığı için distopya olsa olsa gelecek tasavvurlarıyla alakalı bir e, bir şey e, kaygı verici düzen Tasarımı olarak zihne geliyor ve ilgili e, düşünme biçimi hemen ona yine o aydınlanma yüzyılının insanlığın geleceğine ilişkin umut ettiği akıl marifetiyle, bizzat insanın yapabilme, edebilme e, faaliyeti marifetiyle düzeltebileceği, o düzeltme yönünde şimdiden tedbirleri düşünmesi gereken, bir yeniden düşünme evrenine çağırıyor onu. Aslında yeni bir distopyaya karşı yeni bir ütopyanın arayışına girdiğini görüyoruz. Söylemeye çalıştığım şey şu. O birbirine çok yakın sınır. Ütopya ile distopya arasındaki evet. sınırın kaynaklandığı insan tasavvuru hakkında düşünebilme kabiliyetleri olmadığı için her distopya kaygısının yeniden o ütopik insan evrenine onları mahkum etmesi ile sonuçlanıyor. O da onlar için bir tür açmaz olarak karşımıza çıkıyor diye düşünüyorum. Evet ölümü aşmak istiyorsak yani aşabileceğimiz tek yer Ütopyalar. Yani bir şekilde ölüm sonrası bir dünya kurmak istiyorsak işte onu belki de yalıtılmış bir adada sulu toprakta kuruyoruz gerçekten. Ama nihayetinde ölümle daha barışık bir hayatın da içinde Ütopya yok. Yani böyle bir Ütopya tasarımı söz konusu değil. Mesela sol bağlamında devrimi konuşurken aslında e, ütopyayı da bir şekilde bu konuşmanın içine katmak istedik. Gerçekten yani devrim eğer bir düzenin değişmesi ise e, ütopya e, sanki düzenin değiştirmek kaygısından da daha doğrusu düzeni değiştirme çabasından da bir umutsuzluğun bir sonucuymuş gibi geliyor. Yani Artık düzeni de değiştiremeyeceğiz. O zaman ne yapacağız? Bambaşka, yeni bir dünya kuralım. Yeni bir adaya gidelim bir şekilde. Aslında bir nevi, yani o solun değişim arzusu ve isteğinin de bir tükenişi gibi sanki Ütopya. Devrim eğer solun değişim arzusuysa, bir şekilde bir, bir var olan sistemi dönüştürme, toplumsal ya da siyasal olarak dönüştürme arzusu ise aslında ütopya onun da tükenişi yani artık bunu da değiştiremeyeceğiz o zaman yepyeni bambaşka bir şey tasarlayalım hiç buna ya, benzemesin ya sol açısından bakarsak galiba yani geniş sol düşünce yelpazesinin kabaca uçlarına baktığımızda daha böyle Marx'ın o tarihsel determinizmine determinizm ifadesinde Hadi kabul etmiyor olsunlar ama şeyi üzerinden baktığımızda mevcut kapitalizmin 19. yüzyıldaki Marx'ın öngörülerine uygun bir tarzda ortadan kalkıp yerini sosyalizm ve peşinden komünizme bırakacağı konusundaki şeyleri bir miktar gerilemiş durumda. İddiaları gerilemiş durumda. Kapitalizmin kendi form değişiklikleri büyük ölçüde bunu düşündürtüyor. Hani şimdinin ana akım solu diyebileceğimiz birçok kere liberal sol diye daha evvel de konuştuk bunu. Adlandırdıklarımıza bakarsak o eski e, tarzdaki işte, e, bir ütopya, a, komünizm şeklinde olabilir. Bu başka bir tarzda olabilir. Ama bir ütopyanın tahayyülünden, e, tahayyülü iddiasından ya tahayyülünden vazgeçtiklerini pekala söyleyebiliriz. Sanki yürüyen düzenin daha e, mutedil bir tarzda e, katlanılabilir, yaşanabilir bir forma evrilmesi dışında öyle kayda değer en azından sosyal teorik düzlemde, felsefi düzlemde kayda değer iddialarının olmadığını pekala söyleyebiliriz. O, o daha yaşanabilirden kasıt nedir? İşte düşünce ufuklarına bağlı olarak bunu küresel ölçekte kurgulayanlarından tutun da kapitalizmin ulusal ölçekteki bir takım bölüşüm problemlerinin bir takım müdahalelerle işte şimdi çok moda olmuş olan sürdürülebilir kalkınma terminolojisi, çevreye duyarlı bir iktisadi faaliyet biçimi filan gibi kapitalizme ram olmuş, onunla birlikte yaşamayı aslında belki de baştan beri, belki değil hep öyle, baştan beri böyle olan bir yaklaşımı şimdi biraz daha cesur bir biçimde dillendiriyorlar. Ben, gibi. gibi. Ben biraz burada hani soruda içerilen şeyi şeyin değiştirmek istiyorum, zemini değiştirmek istiyorum. Yani şöyle bir şey, ee, yani eğer e, ideolojik olarak ütopyanın ne olduğunu e, ideoloji ve ütopya çerçevesinde bile düşüneceksek onu zaten ideoloji sınıfının içine sokmamız gerekiyor. E, ama e, ütopya gerçekten ne iyi ifade ediyor anlamasak bile onun ne niye e, e, ne işe yaradığını anlamasak bile en azından ben kendi adıma söyleyeyim. E, şunu ben mesela hani e, bilim kurgu okumayı çok severim. E, bunların çoğu da aslında baba ütopik ya da distopik şeylerdir. Ve bir kısmına baktığımızda işte e, Soğuk Savaş'ın e, efendim o çok çift kutuplu dünyasına göre yazılmıştır. Uzaylılar işte Ruslardır e, efendim dünyadan gidenler de Amerika ya da şey düzeninin insanları bunları temsil eder. Bir taraftan bu boyutları vardır. Fakat ütopik olarak bakıldığında bence ütopyalar hani gerçekleşmek hayali taşısın diye değil de okunmak için yazılmış gibi gelir <laughs> ee, Dolayısıyla hani <laughs> ütopyanın felsefeden ziyade felsefede işte bulahun eendim mulikesi gibi bir şeyler vardır ama bence e, Benjamin'de de benzeri şeyler vardır bunları biraz e, e, Musevi mistizmin getirdiği ee, bir havayla günümüz toplumunu anlamaya çalışan çabalar olarak yorumlamak lazım. Yani e, çok böyle hani bir umut orada. Yani geleceği tasarlayan değil. Geleceği çok da yani var olan e, şeyde şey evet. de hani bir e, misiz, bir, bunlar. Evet. Yani boyutu Benjamin özellikle aşırı mistiktir. Evet. Bu, bu evet. yani bizim bizdeki sol gelenek o misizmini istediği kadar kapattırmaya çalışsın. Benjamin ...efendim, şolemle e, falan yazışan, kabala üzerine çalışan bir mistiktir. E, dolayısıyla onların ütopyalarında da mistik bir boyut vardır. Fakat ütopya yani böyle yaşanmak için değil, okunmak için yazılan bir şeydir. Evet. Bu nedenle de hani e, okunmak için yazılan şey e, güzel okunur. Hadi Marx'ın o meşhur lafını da e, söyleyelim. Öğleden önce balık tutup, öğleden sonra kitap okurken... hani. Okunacak şeyler olabilir ütopyalar. Ama ben bunların mesela toplumsal eleştiri barındırdığını efendim var olan mevcut sistemi onu en aşırı kutbuna ufkunun da ötesine taşıyarak eleştirel bir işlem ifa ettiğini falan pek anlayamıyorum. Hı hı. Lider... Ama şeyi işaret ediyor. Ufkunun da ötesine taşıyor dedi ya taşımaya gayret ettiği iddiası içeriyor. Ufkunun da ötesi ne de pek bir umut barındırmaya bir okuma edimine daha çok bizi açıyor. Bir, Bendeki hissiyat da odur. Bir belki. şey daha mesela ekleyeceğim. Bu liberallerden bahsettin ya liberal kapitalizm neden mesela ütopyasızdır? Asıl liberal kapitalizm e, e, insanı yani bir, bir 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 tüketime kendisini bırakıyor bir de galiba e, kulağını işitmeye de kapatıyor. Yani işitmek de istemiyor herhangi bir şekilde. Bu aslında onu bir şekilde e, rahat takılıyor bir taraftan baktığımız zaman. Ama mesela e, bir Müslüman peki niye Ütopya'ya kapalı? Yani Ütopya'ya kapalı bence ölüme dair e, göze açık olduğu için sanki. Yani bir bir şekilde göze açık e, ölümü bir şekilde bekleyen bir hayat yaşadığı için... E, yani ütopya da onun dünyasında çok anlamlı bir şey bu, değil sanki. Bu, diyorsun. yani bu çok ontolojik bir cevap olabilir. Belki yani üzerine düşünebilir ama ben biraz e, muhayyilenin nasıl çalıştığıyla alakalı cevap vermek isterim. Yani öyle bir şey hayal etmeye bile değmiyor. Hani Hı. Yahya Kemal'in meşhur şeyi vardır ya hayali cihana değer olacak bir şey hayal edelim. E, bu da nedir? Ama Thomas More için ya da işte George Orwell için galiba herhalde bunlar cihana değer şeylerdi kendileri açısından baktığımızda. İşte Thomas More için öyle olmadığını söyledim. Yani <laughs> e, onun hayatına baktığımız öyle değil. <laughs> Müslümanlar için ise daha önce de kavramı kullandık ya adle boyun eğdikleri için kendi humanitasları üzerinden kurgulayacakları bir yeryüzü cennetine zaten varlıkları gereği şey olamayacaklarından. Evet. Ram olmayacaklarına göre, dünya müminin zindanı olduğuna göre, evet. bu zindanı da modern düşüncenin ütopya, distopya evreninde düşünenler distopya olarak anlayacaktır ama orada söylenen Yok, öyle yani değildir. Ben de işte hani tamam öyledir de bir kızıl elma olabilir nihayette. Evet. evet. Yani. Demek ki demek ki bu hümanizm konusunda konuşacağız. Kızıl o elma meselesinde de politik olana yeniden dönmemiz gerekir. Evet. Olabilir. Ee, evet. Tekrar hayat ve hakikatin sonuna geldik. Yeni bölümlerde ve yeni konularda buluşmak umuduyla